Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Ümmü Hastanesi ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe, MK'ye Ankara gücünü deplasmanda 3-0 gibi rahat bir skorla geçti. Ve maçın ardından Jorge Jesus'un açıklamalarıyla başlayalım. Her maç en önemli amaç galibiyet. Her hafta rakiplerimizden daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 gol attık, daha fazla atabilirdik. Pozisyonlar kaçırdık diyor. Söze girişini yapıyor ve Altay Bayındır'la ilgili de flash açıklamalarda bulunuyor. Dilerseniz arkadaşlar lafı fazla uzatmadan sadece önemli konulara değinelim. Çünkü çok fazla işimiz var. Öncelikle her hafta daha iyi olmak için çalışıyoruz diyor. Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi rahat bir skor aldık. İlk yarım saatte 2-0 bulmamıza rağmen zorluklar yaşattılar. Her maç en önemli amaç galibiyet. Her hafta rakiplerimizden daha iyi olmak için çalışıyoruz diyor. 3 gol attık, daha fazla atabilirdik. Pozisyonlar kaçırdık. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Burada biz de desteklediler. Şimdi yapmamız gereken önümüzdeki maça odaklanmak. Avrupa Ligi'nde Ren ile oynayacağız. Gruptaki en güçlü takım diyor. Gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesine de değiniyor. Hafta içi oynamayacağız. Cumartesi bir maçımız var. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. İtiraf dediğim ben cuma günü gibi aklımda. Başakşehir'le cuma günü maçımız var. Hafta içi maçımızın olmaması bizim adımıza iyi olacak. Sıralamada bizim rakibimiz, taraftarımız da yani sıralamada bizim rakibimiz, taraftarımıza kazanmak istiyoruz. Sonrasında Ren'le oynayacağız diyor. Ve taraftardan müthiş bir isteği var. Jorge Jesus'un arkadaşlar. Yani taraftara bir Altay Bayındır çağrısında bulunuyor. Kendimi iyi hissediyorum. Yoğun bir periyottayız ama ben buna alışkınım diyor. Değil mi? Yoğun bir periyottayız. Ben buna alışkınım. Ben Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye alışkınım. Tek maç oynasam olmazdı. Taraftarımızdan bir ricam var. Başakşehir maçında Altay'ı çağırmaları ve destek vermeleri. Son iç saha maçında böyle olmamıştı diyor Jorge Jesus. Hadi arkadaşlar, şimdi ortada bir olay var. Bazıları Altay'ı yeme peşinde, Fenerbahçe'nin gidişatına balta vurma peşinde. Bazıları da kendilerini marjinal görüp Fenerbahçe'ye eleştirinin dozajını arttırma peşinde. Bakalım ne kadar Fenerbahçelisiniz? Doğru mu? Bakalım ne kadar, ne düzeyde Fenerbahçelisiniz? Şimdi görme zamanı ya. Bakalım ne düzeyde Fenerbahçelisiniz? Hadi buyurun. Çünkü her şey burada ortaya çıkacak. Ne düzeyde Fenerbahçeli olduğunuz burada ortaya çıkacak arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Yani burada ortaya çıkacak ne düzeyde Fenerbahçeli olduğunuz. Bu Fenerbahçe'yi atıp tutacak mısınız? Kafanıza göre sallayacak mısınız? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu arada Altay Bayındır büyük isimlerde hata yapabilir diyor. Ben de Jesus'la aynı şeyleri paylaşmıştım. Hatırlamanızı özellikle ve şiddetle istiyorum. Ben de Jesus'la aynı şeyleri belirtmiştim. Bilmiyorum aklınızda mı ama ben de demiştim Altay Bayındır'a destek çıkın diye. Hatta gerek Twitter'da gerek maç önü canlı yayında da belirttim. Altay diyor ki çok büyük isimler bile hata yapabilir diyor. Kısaca. Bartın'da yaşanan acı olaya sözleriyle başlıyor. Sözlerine bu şekilde başlıyor. Bartın'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzüldük. Tüm tedbirler alınsın ve bir daha böyle bir olay yaşanmasın diyor. İçeride hocalarımızla birlikte her maçın ardından ciddi analizler yapıyoruz. Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var. Doğru mu? Bizler profesyoneliz. Bazen en iyi cevap sessiz kalmaktır. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Çok büyük isimler bile hata yapabiliyor. Kötü giden bir şey yok. Kulaklarımı kapatmış bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum diyor Altay Bayındır. Zaten olması gereken de bu. İrfan Can Kahveci oynadıkça üstüne koyuyorum demiş. İrfan Can Kahveci biliyorsunuz ikinci golünü maçtaki ikinci golü kaydetti. Hem orta saha hem kanat gibi diyor. Orada İrfan'ın da yükselen bir çıkışı var. Bilmiyorum farkında mısınız arkadaşlar? Geçen sezon toplamda 4 kez ağları sarstı. Bu sezon henüz Ankara gücü maçıyla 5. sayıya ulaştı. Şimdiden geçen sezonu geride bırakmış oldu arkadaşlar. Tüm kulvarlarda 5. golünü attı. Geçen sezon 29 maça çıktı, 4 gol attı. Bu sezon 5 golle şimdiden geçti. Eleştiriler yoğundu.
Dinamo Kiev maçından sonra sakatlık da yaşadı. Yaklaşık bir ay forma giyemedi. Konya maçıyla sahalara döndü. Ama o maçta Fenerbahçe kötüydü. Eleştirilerin odağındaydı. Ren karşılaşması ve ligdeki Alanya maçında çok klas goller attı. 4 günde 2 gol kaydedip bir nevi yeniden dirildi. İrfan maçın bitiminde diyor ki arkadaşlar, Bartın'a başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğine saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hocamızla beraber hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Bunun da faydalarını görüyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum. Umarım böyle sürer demiş İrfan Can Kahveci. Dilerseniz maçın analizlerine geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de maçın adamı, yani istatistiksel olarak maçın adamı İrfan Can Kahveci 7.6 almış. Serdar Aziz 7.6 almış. Altay 7.5 almış. Altay'dan başlayalım. 90 dakikada 2 kurtarışa imza atmış. Ceza sahası içinden 1 kurtarış. 32 kez topla buluşmuş. 25'te 15 pas isabeti %60. Bakın dün bu Uğurcan'da %38'lerde falandı. Uzun top 17'de 7. Zaten dikkat edin. 10 tane isabetsiz pasın onu da uzun topta. Bir top çalma diyor. İkili mücadele kazanması 1'de 1 diyor. Ve yapması gerekeni yaptı. Serdar Aziz bence maçın adamları listesine aday. Bu arada maçın adamını kimi seçiyorsunuz? Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, ne bileyim Crespo, Ferdi Kadıoğlu. Seçin bakalım. Serdar Aziz 90 dakika oynamış. Uzaklaştırma 5. Engellenen şut girişimi 1. Pas arası 1. Top çalma 2. Kazanılan ikili mücadele 4'te 3. Kazanılan hava topu 2'de 2. Top kaybı 7. Faul 1. Yapılan faul 1. 67 kez topla buluşmuş. 56'da 49. Pas başarısı %88. Bir önemli pas atmış. 6'da 3. Uzun top başarısı. Bir de kaleyi bulmayan şutu var. İrfan Can Kahveci. 72 dakika. 1 gol. 53 kez topla buluşmuş. 33'te 26 pas isabeti. %79. Bir önemli pas. 2 ortada 0 isabet. 5'te 3 uzun top isabeti. 1 oluşturulan fırsat. 1 isabetli şut. Zaten 1 de gol. Kazanılan ikili mücadele 14'te 5. Bakın 14'te 5 kriter kötü. Kazanılan hava topu 2'de 1. Top kaybı 14. 4 kez faul yapmış. Kendisine 2 kez faul yapılmış. 1 pas arası. 3 top çalma, 2 geriye koşu. Bu da önemli bir istatistik. Yani artı manada önemli. Yoksa çok çok önemli değil bence. Crespo 90 dakika oynuyor. Crespo 54 topla buluşma. 36'da 29 pas isabeti. %81 ki ön bölgeye doğru daha çok oynadı. Bir önemli pas. 1'de 0 uzun top başarısı. Oluşturulan fırsat 1. Cevap Pedro'ya neredeyse asist yapıyordu. Olmadı. 14'te 8 ikili mücadele kazanma, 3'te 1 hava topu kazanma, 10 top kaybı, 4 faul, 3 kendisine yapılan faul, topu ayakta uzaklaştırma 1, pas arası 1, top çalma 5, geriye koşu 1. Ferdi Kadıoğlu 90 dakika 63 kez topa dokunuş. Asist 0 yazıyor burada ama rakibe değdiği için 0 yazıyor sanırım. Fakat rakip yönünü değiştirmediği için asist yazar diye biliyorum ama yine de çok emin değilim. Dokunuş 63, 36'da 28 pas isabeti %78. Önemli paslar 1, uzun top 1'de 0. 5'te 4 kazanılan ikili mücadele, 16 top kaybı, yapılan faul 1. 2 pas arası 3 top çalma diyor Ferdi Kadıoğlu'nda. Yani baktığınız zaman ilginç bir maç istatistiği var Ferdi Kadıoğlu'nda. Yine aynı şekilde arkadaşlar benim merak ettiğim birkaç isim var. Mesela Atilla Salahi'yi merak ediyorum. Niye? Osayi'yi de merak ediyorum. Batshuayi ve Valencia'yı da çok merak ediyorum. Çünkü bunları çok beğenmedim. Aynı zamanda Lincoln Henrique'yi de merak ediyorum. Şimdi ilk olarak Lincoln'le başlayalım. 89 dakika. Sen de 90. 51 kez topla buluşmuş. 35 pasta %91 pas başarısı. Bir önemli pas. 3'te 1 orta isabeti. Uzun top isabeti 1'de 0.
Engellenen şut 1, 5'te 3 ikili mücadele kazanma, top sürme girişim 1'de 0, 8 top kaybı, 2 faul yapılmış kendisine. Zaten birinde gol geldi. Uzaklaştırma 2, top çalma 1. Hayalet gibi. Ama sahada mı? Sahada. Valencia 66 dakika 1 asist, 1 isabetli şut, 1 isabetsiz şut, 2'de 0 top sürme. Kaçan büyük fırsat 1, net pozisyonu kaçırdı. 15 pasta %87 pas isabeti, 2 önemli pas, 1'de 1 orta, 1'de 1 isabetli pas, 5'te 0 ikili mücadele, 12 top kaybı, 1 faul, 1 engellenen şut girişimi. Batshuayi 66 dakika, o da atılan gol 1, isabetli şut 2, bir tane vuramadığı bir pozisyon var saçma sapan, 19 kez topla buluşmuş, 10'da 4 pas isabeti %40, 1'de 0 orta isabeti, kazanılan ikili mücadele 2'de 0, kazanılan hava topu 3'te 2, 11 top kaybı, 2 faul, 1 uzaklaştırma diyor. Bence Batshuayi de Valencia'da çok kötüydü. İşte en kötülerinden biri Osayi'ydi. Bakın 89 dakika 59 topla buluşma, 31'de 27 pas başarısı, yani %87, 2'de 0 orta isabeti, 2'de 0 uzun top, 3'te 0 top sürme girişimi. Yani Valencia Osayi'yi tanımlayan ne? Hızlı olması, top sürmesi, ama 3'te 0. Kazanılan ikili mücadele 9'da 4. Kazanılan hava topu 2'de 0. 12 top kaybı. 1 faul, kendine yapılan 1 faul. Uzaklaştırma 4. Engellenen şut 1. Top çalma 3. Atilla Salahi 90 dakika. 2 uzaklaştırma. 1 engellenen şut. 3 pas arası. 3 top çalma. 1 geriye koşu. 6'da 3 ikili mücadele kazanma, 4'te 4 hava topu kazanma, 15 top kaybı, 1 faul yapmış, 71 kez topla buluşmuş, 55'te 41 pas isabeti, ancak uzun top isabeti çok kötü, 16'da 7 uzun top isabeti, yani o kötü düşürüyor, kaleyi bulmayan bir tane de şutu var. Şimdi Mustafa Hoca puanlama sistemine geçelim. Ben Altay Bayındır'a bu maç üzerinden 10 verdim. Niye? Yapması gereken en kritik anlarda Lincoln'in kendi kalesine atacağı sert şut engelledi. Penaltı yaptırmadı. Asli görevi olan kaleciliğini yaptı. Takım Real Madrid gibi rakibini uyuta uyuta ninni söyleyerek maç kazanırken işe yaradı. Serdar Aziz 9 kusursuza yakın oynadı. Gustavo Henrique, bilmiyorum, Gustavo Henrique'yi ben bugün çok beğenmedim ama 4 uzaklaştırma, 1 engellenen şut, 1 pas arası, 2 geriye koşu, kazanılan ikili mücadele 4'te 0 ama hava topu 2'de 2. 4 top kaybı, çok az top kaybı yapıyor. Faul 1. 41'de 38 pas isabeti, yani %93. 48 kez topla buluşmuş. Uzun top isabeti 6'da 5. Ama ben Gustavo'ya 8 veriyorum. 7 vereceğim ama 8 veriyorum. Atilla Salahi'ye de 9 veriyorum. Serdar Aziz'e de 9 veriyorum, bilginiz olsun. Crespo 10. Yani her şeyi yaptı. Orta sahanın tek başına hakimiydi. İrfan Can Kahveci attığı gol dışında kıpır kıpırdı. Aslında bir de asist yaptı Valencia'ya ama Valencia içine etti. O yüzden İrfan Can Kahveci'ye de 9. Osayi 6. Bu maç beni tatmin etmedi. Ferdi 10. Lincoln 6. O da beni bu maç tatmin etmedi. Batshuayi 6. Valencia 6. Hatta 6 bile fazla ikisine ama sonuç olarak Fenerbahçe'nin amacı neydi? Rakibi uyutmaktı. Yani seyir zevki veren bir maç oldu mu? Çok olmadı. Ama rakibi uyutmaktı amaç. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, İrfan Can, Crespo. Ben maçın oyuncusu adayına bunları dördünü aday gösteririm. Bunlardan birini seçin derim. Oyuna sonradan girenler Ezgi Can'ı anlamadık zaten Alioski'yi. İsmail Yüksek anlamadım. Arda Güler anlamadım. Cao Pedro kaçırdığı çok net bir pozisyon var. Topun altına girse kahraman olur. Rossi oyuna girdi. 8 puan, attığı golden de 1 artı vereyim, 9 puanla maçı tamamladı. Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda en fazla gol atan takımı 28 golle Fenerbahçe. En fazla gol beklentisi oluşturan takımı 19.56 ile yine Fenerbahçe. En fazla net gol pozisyonuna giren takımı 37 kez ile yine Fenerbahçe. Bakın arkadaşlar, şimdi maçın çeşitli, çok çeşitli enteresan istatistikleri var. Yani top çalmalar, asistler, ikili mücadele kazanmalar. Aslında benim önümdeki bu listede daha detaylı varmış.
Ben maalesef buraya bakmamışım. Şimdi her iki takımın istatistiklerine de kısaca değineyim. %54 Ankaragücü oynadı. Fenerbahçe %46. Ama topu eve götürebilirler. Fenerbahçe 3-0 kazandı. Toplam şut ilk söylediğim Ankaragücü, ikinci Fenerbahçe. Bilginiz olsun. 8'e 10. İsabetli şut 1'e 5. Kaleyi bulmayan şut 2'ye 4. Engellenen şut girişimi 5'e 1. Yani Ankaragücü'nün 5 şutunu engellemişiz. Bunlar da bizim 1 şutumuzu. Köşe vuruşu 5'e 2. Offside 6-0. Ankaragücü 6-0 kazanmış. 12 faul yapmış Ankaragücü. 15 faul yapmışız. Biz 1 sarı kart, onlar 2 sarı kart almış. Özet görüntülerde bakın. Büyük şans 4 kez yakalamışız. Kaçan büyük şans 2 kez, biliyorsunuz, biri João Pedro, biri Valencia ile kaçtı. Kontra atak 2 Fenerbahçe'nin. Kontra atak şutu 2. Ceza sahası dışından şut Fenerbahçe'nin 7, Ankaragücü'nün 4. Ceza sahası içinden şut Ankaragücü 4, Fenerbahçe 7. Ceza sahası dışından şut Ankaragücü'nün 4, Fenerbahçe'nin 3. Kaleci kurtarışları 2'şer. 467 pasta 376 isabetli pas başarmış Ankaragücü. Fenerbahçe 401 pasta 324. Uzun topta 56'da 30 başarı Ankaragücü, 57'de 26 Fenerbahçe. Orta, yani yapılan ortalarda 15'e 2 Ankaragücü, 10'a 2 Fenerbahçe. Top sürme girişimleri 10 girişimde 7'sini Ankaragücü, 10 girişimde 3'ü Fenerbahçe. Yani %30 Fenerbahçe çok kötü. Top sürme girişiminde kötü çünkü takım yorgun. Top kaybı Ankaragücü 146, Fenerbahçe 129. Galatasaray Kayseri'ye yenilirken 166 top kaybıyla oynadı. Bakın düşünün, Fenerbahçe bu kadar kötü, 129. Galatasaray ne kadar kötü oynadığını tahmin edin. Kazanılan ikili mücadele 46 kez Ankaragücü, 49 kez Fenerbahçe. Kazanılan hava topu 6 kez Ankaragücü, 13 kez Fenerbahçe. Top çalma 19'a 21. Pas arası 7'ye 10. Uzaklaştırma 7'ye 20. Yani Fenerbahçe savunmada nefes aldırmamış. Gol yemeden kazanmak önemli miydi? Önemliydi. Gol yemeden kazanmak önemli miydi? Önemliydi. Fenerbahçe neyi kazandı? Fenerbahçe bence 13 puan birden kazandı. 13 puan kazandı. Ne derseniz deyin 13 puan kazandı. 13 puan kazandı Fenerbahçe. Öyle 13 puan kazandı ki, yani rakiplerinin puan kaybettiği hafta saçmalamadı. Yani rakiplerinin puan kaybettiği hafta saçmalamadı. Bu arada şunu da belirteyim. Maçta en çok isabetli pası veren futbolcu Tolga Ciğerci 64'te 59. Radakovic 64'te 56. Muyakiç 59'da 54. Ancak bunların ikisinin savunmacı olduğu, birinin de ön libero olduğu gerçeği. Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Atilla Salahi, Gustavo Henrique diye gidiyor. Çünkü üçü geriden oyun kurdu. Öyle bir orta saha düzeni. Fenerbahçe ne yaptı? Sonuç olarak kazandı mı? Kazandı. Ben şeyi çok merak ettim. En fazla ikili mücadeleyi kim kazandı diye. Crespo 8. Yani maç boyunca. Emre Kılıç 7. Yasin 6. Alisov 6. Diye gidiyor arkadaşlar. En fazla İrfan Can Kahveci 14'te 5 diyor. Çünkü 14 giymiş ama Crespo 8. Yasin 6. Alisov 6. Emre Kılıç 7 diye gidiyor. Tolga Ciğerci de 6 tane kazanmış. Kazanılan hava topu Atilla Salahi 4'te 4. Gustavo Henrique de 2'de 2. Çok fazla hava topu yok. Durumlar bunlar arkadaşlar. Gökhan Akkan'ın yediği bir hatalı sayılabilir nitelikte bir gol var. Fenerbahçe sonuç olarak kazandı mı? Kazandı. Sonuç olarak Fenerbahçe rakiplerinin kaybettiği haftayı müthiş geçirdi mi? Geçirdi. 28 golle ligin en çok gol atan takımı. En çok gol atan takımı. Başakşehir'le cumartesi günü bir maçımızdan inşallah o maçı da gol yemeden kazanırız. 1-0 da olsa gol yemeden kazanalım. Başka bir şey istemiyorum. O maçı Fenerbahçe'nin 2-0 kazanması durumunda maç başına ortalama attığımız gol sayısı 3, yediğimiz gol sayısı 1 olmuş olacak. Matematiksel olarak da bizim yorulmamamız açısından o maçın 2-0 kazanılması şart. İnşallah kazanırız da ne şekilde kazanırsak kazanalım. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bu kanala abonesiniz. İyi ki takip ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Jesus'un dediğim gibi özel isteği bu. Yani şok çağrı bu. Maçın bitiminde Batshuayi'ye kızıyor. Taraftarı çabucak git selamla diye.
O da farkında taraftara, yani taraftara değer veren bir konumda. Böyle de bir durumu var arkadaşlar. Deplasmanda Fenerbahçe şu ana kadar 4 maça çıkmış, 7 puan almış. Sadece Beşiktaş 4 maçta 8 puan almış. Yani 4 maç üzerinde. Ligin en fazla deplasmanda puan toplayan Adana Demirspor 6 maçta 11, Galatasaray 6 maçta 11, Trabzon 6 maçta 10 puan şeklinde. Fenerbahçe 2 deplasman maçı daha kazansa 6 maçta 13 puan alıp lider olacak. Ev sahibi olarak Fenerbahçe 5 maçta 13 puanla ligin lideri. Ki birçok rakibi 6'şar maç oynamış, Başakşehir de dahil. Bu istatistiği güzel sürdürmemiz adına da kazanmayı sürdürmemiz lazım. Görüşmek üzere dostlar. Teşekkürlerimi sunuyorum.